Merhaba arkadaşlar. Güzel bahar günlerinden güzel bahçemize hoş geldiniz. Çünkü doğa canlandı, çiçekler canlandı. Yeni bir tane çiçek edindik. Biz bunu çok sevdik. Adı neydi bunun? Çiçeğin adı yok. O kadının adı yok değil miydi ya? Bak işte bu kadar hafızamız. Çiçek işte. Evet, bu çiçeği çok beğendik. İnşallah bunu çoğaltmayı düşünüyoruz. Güllerimiz filan açtı. Şimdi biz bir hafta 10 gündür bahçemizde neler yaptık? Biz sadece bir işi hani yaparken sadece şey yapmak istemiyoruz. Çünkü bahçede iş bitmiyor. Köy yaşantısını az buçuk bilenler, deneyimleyenler sürekli bir şeyler oluyor. Biz de her işi yaptığımızda çekimlerimizi yapıyoruz. Son bir hafta 10 günde neler yapmışız? Teker teker bakalım. Öncelikle ne yaptık? Bahçemizi temizledik çünkü otlar artık benim boyuma gelmişti. Biraz böyle otları biçtik. Oturulacak, durulacak güzel bir alan yarattık. Önce bahçe temizliğimiz nasıl yapmışız? Hadi hep birlikte izleyelim. Yana yana mı? Yana yana. Biraz yukarıdan olsa rahat gelecek. Ah!
Evet, bahçemiz böyle bir güzel temizlendi. Bu arada Ramazan abiye de çok teşekkür ederiz. Çünkü biz de çim biçme malum şehirliler olarak biz işin içine girmeyince bilememişiz. Aldığımız biçme makinesi biraz zayıf kaldı böyle bir alana. Biz şimdi çok böyle kenarda köşede olanları onunla alıyoruz ama Ramazan abi tabii ki yerli olduğu için işi biliyor adam. Çim biçme makinesi, işte elektrikli testeresi daha güçlü buraya yeterli makineler. Rica ettik, geldi kendisi. Biz o şey oyuncaktan hallice çim biçme makinemizle, o gerçekten profesyonel diyelim makineyle sağ olsun gerçekten de yardım etti. Bahçemiz pırıl pırıl temizlendi. Bir de yıldırım düşmüştü arkadaşlar. Yaklaşık bir ay kadar önce filan biz sabah kalktık, baktık normal iki tane ağacın ortasında bir ağaç daha var. Hani olabilir ya, belki geç fark etmedi. Dedim burada ağaç var mıydı? Bir geldik, ağacın kökü yok. Bildiğiniz ağaç düşmüş. Yani o sırada işte bizim modem de yanmıştı. İçeriden bir çatırdı, dışarıdan bir çatırdı. Zaten ben de düştüm de bir gerçekten de çok korkmuştum. Onun sonucu meğer o ağaç düşmüş oraya. Oraya isabet etti demek ki. O ağacı işte oradan, çünkü teller var. İşte teller şey olmasın diye o ağacı oradan indirildi. Odunları kesildi. Anlayacağınız bahçede işler bitmiyor ama bu arada şimdi bu yörede muşmula diyorlar ama daha çok Malta eriği, yeni dünya isimleri. Bu ağacımızı ben çok seviyorum. Çünkü Malta eriğine o kadar düşkün değildim öncesinde. Ama bunun küçük küçük meyveleri var ama inanılmaz lezzetli. Gerçekten yemeye başladığınızda tavuğa bağlıyorsunuz yani böyle didikleye didikleye. Bu sene en azından, geçen sene bir yerlere gitmiştik filan. O yüzden de eriği çok yiyememiştik. Ziyan oldu diye üzülmüştüm. Ama bu sene çoluk, çocuk, torun, tömbele, konu, komşu kim varsa hep beraber yedik. Eriğimiz ziyan olmadı. Peşine hemen dut başladı. Dutu da yine aynı şekilde. Şimdi yurt dışından, büyük şehirlerden takipçilerimiz var ama bir de buradan da takipçilerimiz var. Hem dışarıdan gelen hem yerli takipçilerimiz. Sağ olsunlar, arada onlar da ziyarete geliyorlar. Onlarla beraber tabağa koymuyoruz. Direkt ne yapıyoruz? Ağaçlara dalıyoruz. Hep beraber dutumuzu da hala da tüketemedik. Bu arada yerlere dökülüyor. Köyün tavukları da yiyor. Ne kadar bereketli bir şey gerçekten de. Köyün arıları. Arılar. Ama ya herkes nasibini alıyor. Hiçbiri benim kadar yiyemez. Sen maşallah. Ben günler alda bir iki kilo yiyorum. Maşallah, maşallah gerçekten de. Ye zaten ziyan olmasın. Yani, çünkü yetiştiremiyoruz. Sonra pişman oluyoruz. Yaz geliyor. Dut mevsimi bitiyor. Evet. Keşke yeseydik. Evet. Bir de bu kadar lezzetli dut. Ben hayatım boyunca yemedim. Ata dutu. Ben dut yememişim yani. Evet. Bu ata dutu. Ya burada şey var. Gelenler biliyorlardır. Bodur Avustralya tipi dutlar var. Evet. Görünüşleri parmak gibi. Çok güzel. Görsen köyce böyle iştahın açılıyor. Videomuzda da göstermiştik. Evet. Evet. Onu yiyorsun. Tamam yani. Ama ekşi ekşi. Hani böyle bir tadı. Görüntüsüne göre görüntü tadı çok güzel. Büyük yani şey böyle meyve renk. Çok güzel. Değil mi? Rengi çok güzel. Kırmızıyken de siyahlaşıncak da ama görseli fotoğraflığı evet. Çok güzel ama ekşimsiz. Tat evet. Tat bunlarda. Çok tat lezzetli. Şunlarda. Şuraya bakar mısın? Sırayla bu oldukça da yine yiyoruz. Anlayacağınız ha işte dut kurusu yapın, dut pekmezi yapın filan. Evet, doğru söylüyorsunuz arkadaşlar. Bunlar eskiden yapılırdı. Çok da güzel tüketirdik. Ama inanın, şimdi hazır konu oraya gelmişken onu da söyleyeyim. Şimdi YouTube videosu çekmek, çekmeyenler için tam olarak hani bilmediğiniz işin detaylarını bilmemek normaldir. Bilenler zaten muhakkak ki yorum yapacaklardır. Yine YouTube yapan arkadaşlarımız. İçerik bizim için sorun değil gerçekten de, çünkü bizim formatımız gereği biz işte röportaj, bahçe, gezi, fiyatlar, birçok konuda içerik ürettiğimiz için hani tek bir alanda, hani böyle sitcomlar vardır ya, tek kapalı platformda çekilir. Biz öyle değil, dış çekimlerde yaptığımız için gerçekten çok zor arkadaşlar. Gidiyorsunuz işte, insanlarla konuşuyorsunuz, işte öğreniyorsunuz. Bazen bazı insanları ikna etmek gerekebiliyor, rahatlatmak gerekebiliyor kameraya, çünkü alışkın olmayabiliyorlar. Çekimleri yapıyorsunuz.
aslında bazen o çekimler, filmlerde söylerler ya, 3 saatlik, 4 saatlik çekimler. Ama onlardan biz işte editte onu yap, bunu yap, size yapabildiğimiz ölçüde. Çünkü bir de YouTube'da şöyle bir şey var. Çok uzun videolar mesela bazen tercih edilmeyebiliyor. Bunları da düşünerek editi zaten 2 gün, 3 gün sürebiliyor. Çekimler bittikten sonra ve bu hiç bitmeyen bir süreç. Bu da böyle bir iş olduğu için yani bildiğiniz işmiş arkadaşlar. Biz de bilmiyorduk. Bir de ben araya gireceğim de. Bir de biz üreticilerle ilgili videolar yapıyoruz ya. Evet. Hani bana göre gerçekten çok değerli videolar. Hı hı. Yani hem üreticiye destek mahiyetinde hem de insanların görmesi bir ürün nasıl meydana geliyor, pazara nasıl geliyor, soframıza hangi yollarla geliyor. Çevremizde gördüğümüz, çevremizde olmasa da mesela Arpaslan abiye gitmiştik. Aydın Pamukören'de, Kırkpınar Çiftliği, salep üretimiyle ilgili Arpaslan abimizin çok fazla bilgisi var. Bizim yok arkadaşlar. Biz tarımla ilgili bilgimiz yok. Ama en azından sizlerle birlikte hani bir şeyleri sunarken ilgilenenlere biz de gidip öğreniyoruz. Kimisi bir eleştiride bulunuyor, kimisi bir şeyi merak ediyor, kimisi bir şey öğrenmiş oluyor. Kimisi zaten direkt bana ulaşsın dediğinde biz açıklamalar kısmına numarasını bırakıyoruz. Yani üreticilerle de ilgili videolar yapmaya çalışıyoruz. Sizlere de bilgi olması açısından. Eğer izin verenler olursa ki Arpaslan abi izin vermişti, açıklamalar kısmına numarasını bırakmıştık. Direkt kendisiyle görüşebiliyorsunuz. Biz genelde dediğimiz gibi direkt işte bir yer tanıtıyorsak direkt mal sahibiyle. İşte bir üretici tanıtıyorsak direkt mal sahibiyle görüşüyorsunuz, bilgi alıyorsunuz ya da söyleyeceğiniz bir şey varsa söyleyebiliyorsunuz. Bu nedenle bu konuyu çok fazla uzattım. Bu nedenle arkadaşlar bu iş gerçekten de emek işi. Gerçekten de yani yapanlar biliyor. Yapmayanlar da bir gün yapmak isterse bizi anlayacaklardır. Sizdense tek isteğimiz abone olmanız. Çünkü abonelikler ücretsiz. Abone olup bildirim zilini açarsanız, beğenilerinizi ve yorumlarınızı da eksik etmezseniz bizleri çok çok mutlu edersiniz. Mutlu olmak motive olmayı da getiriyor arkadaşlar. Daha iyi içerik. Daha ne ister insanlar? Bunları en azından onların burada onların gözü olalım diye düşünüyorsunuz. Ama malum ulusal kanal değiliz. Bizim imkanlarımızda sizin verdiğiniz destek. Destek şu. Abone oluyorsunuz. İşte bir yorum atıyorsunuz. Beğeni. Bizim en büyük desteğimiz bu. Motive kaynağımız bu. Ha ileride para kazanma kısmına gelince ileride daha da büyüdüğümüz zaman o da olur. Ama biz şu anda gerçekten de yani baştan işte bir hatıra biriktirelim diye yaptığımız bir şeydi. Sonra anladık ki bu gerçekten ciddi bir işmiş. Hani büyük bir sorun olmadığı sürece çekiyorsunuz. Çünkü insanlarla bir bütün olmuşsunuz. Onlar sizi merak ediyor, siz onları merak ediyorsunuz. O yüzden de güzel bir aile olduk. İzliyorsanız, beğeniyorsanız lütfen abone olun. Bazılarınız izliyor, biliyorum çünkü hani biz görebiliyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Beğeniyorsunuz ki izliyorsunuz. Ama ne olur televizyondan izledikten sonra hemen kapatıvermeyin. Hemen telefona geçip abone olursanız bize de en azından o duyduğumuz alkışlar oluyor. Abone, beğeni, yorum bizim duyduğumuz alkışlar oluyor. Evet, şimdi bu konuyu da geçtik. Bunlar da eve girecek herhalde. Evet arkadaşlar, etrafımız açık. Böyle tavuk, horoz bolca geliyor. Şöyle güzel oluyor. Hani ben bahçede daha hiç kene görmedim. Evet, varsa da yiyorlar. Diyorlar yılana karşı iyidir. Eyvallah, o da çok güzel. Ama şöyle bir sıkıntı var arkadaşlar. Bir şey ekemiyorsunuz. Çiçekler eziliyor, ektiğiniz mahvoluyor. Çeviriyorsunuz. Çevirmek de bir maliyet. Bir de bu sıcakta çevirdiğiniz malzemede ne kadar dayanacak edecek. Yani hem avantajı var hem dezavantajı var. Hemen araya gireyim. Hı-hı. Bak bugün ne öğrendim biliyor musun? Hı-hı. Tavukların sayesinde. Hı-hı. Gel buraya. Sen de ilk defa göreceksin. Hı-hı. Burada boru varmış. Bu demir var ya. A-a. Bu demirin içinden boru geçiyormuş. Burayı yeşelediler. Ha. İlk defa görüyorum bak. Yani bu demirin sırrını da öğrenmiş olduk. Evet. İşte böyle bir şey ektiğimiz zaman eşeliyorlar. O da gidiyor. Aslında şey yapacaksın. Bir yeri böyle şey yapacaksın. Açacaksın. Onlar böyle şey yapıyorsun ya. Belliyorsun ya. Belleme işlemini onlar yapacak. Sonra etrafını çevirip olsa, ekeceksin. Zaten ya, bunları da ne yaptık tedbir olarak? Çalı çırpı. Üzerine çalı çırpı attık. Öyle dediler bize. Bahçeyi temizledik. Bir de
şu arkamda gördüğünüz alanı, şimdi bizim etrafımız çevrili değil, çevirmekte bayağı bir masraflı, malum kiracıyız. Biz de ne yaptık? Sadece ekeceğimiz alanları çevirdik. O alanda yine otlarını temizledik. Geçen sene malum oradan bayağı bir salatalık, işte domates, patlıcan özellikle aralığın sonuna kadar verdi maşallah. Biz de orayı temizledikten sonra oraya kavun, karpuz ektik. Bir de geçen sene aklımıza gelen ne kadar kabak varsa ekmiştik. İzleyenler, sürekli takipçilerimiz biliyorlar. Birini bile tutturamadık. Bu beni çok üzmüştü. Şimdi dedik ki acaba çok mu gölgelikti? Bu sefer o tarafa ektik. İnşallah olur. Lif kabağı ektik oraya da. İşte çiçekleri çoğaltmaya çalışıyoruz. Şimdi kavun, karpuzumuzu ektik. Bugünkü çalışmalarımız neler? Hadi bir de ona bakalım. Şimdi geçelim. Geçelim de nereye geçelim? Eriklere geçelim. Evet, eriklere ve dutlara. Hadi birlikte gidelim. Nasıl bir kaçış merguven gibi. Bu arada portakallar çıkmaya başladı ufak ufak. Evet. Erikler çok güzel oldu ya. Baksana şu dala. Aslında bu dalda daha çoktu ama yedik hepsini. Misafirlerimiz falan gelince aşağıda diye burası. Evet. Burası en bol buradaydı. Şimdi buralar böyle. Biraz daha sararıyor ama bu erik. Sarı oluyor. Biraz daha bekleyecek. Şu anda yeniyor, ekşimsi. Evet. Ama tam olgunlaşmadı. Böyle can erik gibi, sararınca da tatlı. Bu arada bizim büyük oğlanla gelin hanım da geldiler.
Sevgili gelincem, kızçem diyeyim ona, bu eriklerden bize çorba yapıyor. Şimdi bizim yörede ben duymuştum ama yememiştim. Amasyalıdır kendisi. Orada çok güzel çorbası yapılıyormuş. Gerçekten de bazen öyle şeyler yapıyor ki yöresel. Yani damaklarımızı şenlendiriyor diyebilirim. Teşekkür ederim. Ellerine sağlık bu arada. Ben de dedim ki erik mi istiyorsun? Al sana dedim. Ağacıyla, dalıyla, budağıyla dedim. Çorba mı yapıyorsun? Turşusunu mu kuruyorsun? Hoşafını mı yapıyorsun? Ne istiyorsan dedim. Koca bahçe senin. Evet. Şimdi yüzerek tutlara geçelim. Ha. Burada salcılık olur mu? Hani filmlerde oluyor diye tomruk falan yani, taşırlarken salcılık falan olur trekking, mu bunda? Trekking yaparız ya. Trekking değil canım, o rafting. Ha, rafting işte. Rafting ya. Rafting yaparız. Terlikli rafting. O tarafa geçemeyeceğiz bence. Biz o tarafa geçemeyeceğiz ama sen aslansın, sen kaplansın. Hadi sen bize biraz dut topla. Tamam, bir tabak getireyim. Tabak getireyim. Yok, ben poşete toplayayım. Tabakta tutması zor oluyor. Ha, doğru. Poşete toplayayım. Ondan sonra tabaklara koyarız. Güzelce yeriz. Kaşıkla yiyoruz zaten. Yani artık çorba kaşığıyla. Tatlı kaşığı kurtarmıyor. O gerçekten de çok güzel oluyor. O yüzden de ama ziyan da etmiyoruz. Şimdi çevre de genişledi. İlk geldiğimiz gibi değil. Dediğimiz gibi yine konu, komşu, gelen takipçilerimiz, misafirlerimiz, biz. Aklımıza geldikçe çıkıyoruz. Geçen sene mesela tam bitirememiştik ama bu sene dolu dolu yedik. Evet arkadaşlar, biz bir hafta 10 gündür bahçede böyle hiç boş durmadık. Bu arada yine videolarımızı da çekimlerine devam ettik, editlerini yaptık, sizlerin huzurunda olduk. Kalan vakitlerimizde de evimizin işleri, bahçemizin işleriyle uğraştık. Bu güzel nar ağacımız çiçeklenmeye başladı. Hatta narları da böyle olmaya başladı. Böyle görünce de insanın ağzı sulanıyor. Şurada 1-2 ay sonra yenmeye hazır olacak. Dokunmamla elime geldi ya. En sevdiğim renklerden biri de şu nar çiçeği. Evet, çok güzel rengi var ya. Ya. Şuraya baksana şimdi. Hemen yanında bir nar ağacımız daha var. Öbür tarafında ayva var. Bu tarafında armut var. Oldukça zaten ara ara sizlere de göstereceğiz meyvelerini, nasıl olduklarını. Dediğimiz gibi bizim formatımızda bahçemizde neler yaptık o da var. Bugün de size bahçe videosuyla karşınızda olduk ama ufak ufak veda edelim. Tüm gurbetçi dostlarımıza ve tüm Türkiye'ye kucak dolusu sevgilerimizi ve selamlarımızı gönderiyoruz.
Bir daha görüşünceye kadar kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın arkadaşlar.